Merhaba arkadaşlar ben Deniz Duman. Bu videomda sizlere kendi hayat hikayemden kısa bir parça anlatmak istedim. Tabi durduk yere kendi hayatımdan neden bir parça anlatacağım. Bunu aslında bana soru soran birkaç arkadaşın sorularını istinaden anlatmak istedim. Çünkü ilişkili olduğunu düşünüyorum. E, çünkü sormuş olduğu soruların aynısını ben de sürekli kendime soruyordum. E, 8-5 düzende kamu kuruluşunda mimar olarak çalışırken. Soru aslında şuydu hem bana sorulan sorular hem de benim 85 düzende çalışırken sormuş olduğum soru. Ya ben bu düzenden nasıl çıkacağım? Yani girdik buraya ama çıkamıyoruz bir türlü. Ben mimarlık okulundan mezun olduktan sonra girmiş olduğum bu kamu kuruluşundan hızlı bir şekilde çıkacağımı düşünerek girmiştim aslında arkadaşlar. Başka planlamalar vardı. Başka bir kendi ofisimizi açmak gibi bir durum vardı. Dolayısıyla bu süreç gerçekleşene kadar tecrübe kazanayım. İşte biraz da cebimize 3-5 kuruş para girsin diye e, kamu kuruluşunda mimar olarak çalışmaya başlamıştım. O zamanlar sözleşmeliydim e, ve bir yıl çalışıp çıkarım dediğim işten bir, bir baktım ki çıkamamışım yani kalmışım oradan. Kendi planlarımız zaten çöpe gitti. Onun haricinde bir alternatif de üretmediğim için e, yapabileceğim başka bir şey olduğunu düşünemediğim için yavaş yavaş ben orada e, kendimi bitirmeye başladım. Yani o köprüden önceki son çıkış denen bir kavram vardır ya. Ben sanki Köprüden önceki son çıkışı kaçırmışım ve geri dönülemez bir yola girmişim gibi hissettim. Dolayısıyla belediyede oldu benim ikinci yılım, üçüncü yılım, dördüncü yılım derken belki de en son köprüden önceki çıkışta kendimi kurtarabildim. Şimdi bunu da nasıl yapabildim? Bunu aslında biraz tesadüf, biraz şans, biraz işte radikal çıkışlar, biraz isyan etmek, hani mevcut durumdan artık hoşlanmamak. Birçok etmen var. Buna girip videoyu çok uzatmayalım. Ancak bu videomda bu düzenin içinden kendini kurtaramayan, çıkış yapamayan o köprüden önceki son çıkışı kaçıranların psikolojisinden bahsetmek istiyorum. Neden bu insanlar bu çıkışı kaçırdı ve neden bu çıkışı kaçırdığının farkında değil. Bunu aslında şöyle bir hikayeleştirebiliriz. Harese etkisi denen bir konu var arkadaşlar. Harese olay aslında şu. Bildiğiniz gibi çölde develer uzun süre e, susuz kalarak hareket edebilir ancak çölde develerin çok sevmiş olduğu bir diken türü var ve bu diken türünü yediğinde maalesef damakları kanamaya başlıyor develerin ancak damakları kanadıktan sonra bu kanın tuzuyla diken birleşince develerin daha da hoşuna giden bir e, içerik ortaya çıkıyor yani develer bu dikeni yedikçe damakları Kanamaya devam ediyor. Kan kaybetmeye devam ediyorlar. Ama yedikçe bundan lezzet aldıkları için daha fazla yemeye ve daha fazla kan kaybetmeye devam ediyorlar. Ve günün sonunda bu deve lezzetli bir şekilde yemeğini yiye yiye ama kan kaybede kaybede yani güçten düşe düşe maalesef günün sonunda e, ölüp gidiyor. Bu hikayenin anlattığı şey bambaşka şey olabilir. Ama bana anlattığı şey şu arkadaşlar. Sizin mevcutta bulunmuş olduğunuz düzen sizin hayallerinize odaklanmıyor. Genellikle sizin yaşayabilecek kadar hayatta kalmanız odaklanıyor. Yani iş hayatında olanların çoğu ertesi gün kalkıp işe tekrar gidebilecek kadar para kazanıyor ya da ertesi gün kalkıp işe tekrar gidebilecek kadar e, psikolojik sağlıkları yerinde oluyor. Yani mevcut sistem size bunu sağlıyor arkadaşlar ve bu mevcut sistem içerisinde bu kadar boktan olan bir düzenin içerisinde maalesef size küçük küçük havuçlar dağıtılarak bu devenin kanayan damağındaki kandan keyif alması gibi bu küçük havuçlardan beslendiğiniz için bu sürecin içerisinde daha fazla saplanıp kalıyorsunuz. Yani ne bileyim araya size işte 2 yıl çalışıyorsunuz 10 günlük daha yıllık izin artı yıllık izin ekleniyor 10 gün. Bunun yanında işte 2 sene çalışıyorsunuz kıdem atlatıyorlar işte maaşınıza ne bileyim 2000-3000 bir şeyler ekleniyor. Bunun yanında 3 yıl daha çalışıyorsunuz ne bileyim kademeniz direktör oluyor, müdür oluyor, bir şeyler oluyor derken bu bir Sim City gibi bir oyun aslında. Bu oyun içerisinde size anlık küçük havuçlarla bu sistem içerisinde daha fazla kalmanızı sağlayacak ve fark etmeden yavaş yavaş sizi öldüren bir süreç içerisinde sürüklüyor. Aynı devenin o dikeni damağını kanatmasına rağmen yemesi gibi arkadaşlar. Ve günün sonunda 50 yaşınıza bir geliyorsunuz ve geriye bir bakıyorsunuz ki Hiçbir şey yaşamamışsınız, hiçbir şey yapmamışsınız. Hayalinizdeki olan şeyler hayalinizde kalmış, çoğunu hatırlamıyorsunuz bile ve bir zamanlar size hobi olarak gelen şeylerin çok daha anlamsız olduğunu görüyorsunuz. Yani örneğin maça gitmek size e, gençken üniversitedeyken çok anlamlı, çok keyif veren bir aktivite olarak geliyor ama sizin iş hayatınız atıyorum şimdi mesela o kadar bir engelliyor ki sizi o maça gitmek sizin ertesi gün işe gitme durumunuzu etkileyeceği için size anlamsız geliyor. Dolayısıyla bir hobinizi kaybediyorsunuz. Ya yani maçta neyi izleyip ne olacak diyorsunuz mesela. Halbuki onlar hayatın içerisinde sizi hayatta tutan, sosyalleşmenizi sağlayan, sizin hayattan haz alma duygunuzu tetikleyen e, ufak nüanslar, güzel parçalar. Dolayısıyla bunlardan ne kadar fazla biriktirirseniz o kadar anlamlı bir hayat yaşıyorsunuz. Bence anlamlı bir hayat zaten sizin hayalini kurmuş olduğunuz sistemde birilerine değer katarak ortak bir şekilde büyümekle alakalı ve bunu yaparken de haz unsurunu bu yolculukta peşinizden sürüklemekle alakalı. Yani keyif almadan bir şeyi yapmak doğru gelmiyor bana. Dolayısıyla bu videomda bu Harese hikayesini sizlerle paylaşmak istedim. Kendinizi gerçekten bu deve gibi hissediyorsanız, akıbetiniz bu deve gibi olmasını istiyorsanız bence biraz radikal Tutumlar sergilemek, hayata karşı biraz risk almak ve e, ne yapmak istediğinizi bilmiyorsanız bile ne yapmamak istediğinizi belirleyip yapmamak istediklerinizi tek tek gerçekleştirmek gerekir diye düşünüyorum. E, Nadizane böyle bir e, kısa e, sohbet tarzında video çekmek istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.